Boşver aldırma deli gönlüm giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boşver aldırma deli gönlüm giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boşver aldırma deli gönlüm giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boş ver. Oturmuş göle karşı.
Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri, bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak sımsıcak insanları, insanı insana, insanla insanda, insanca anlatan Mertçe Söyleşi programı efsane bir isimle başlıyor efendim. Efendim her zaman söylediğim gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün pırıl pırıl bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan gerçekten bölgesinde ve dahi bütün Türkiye'de insanlara dokunuşuyla efendim yapıp ettikleriyle ülke sevdasıyla gönüllere yürüyen bir gönül adamıyla birlikte olmamızın bir tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak, bu soru ve sorunlara siz değerli izleyicilerle birlikte hep birlikte harmanlama cevaplar aramak için buradayız. Konuğum kim mi? Bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, basiretiyle, İnsanlara dokunuşuyla gönüllere yürüyen bir gönül dostu. Sevgili Bilal Çoban. Elbette önünde bir eki de var. Profesör doktor. Ama ben onu Bilal Çoban olarak size tanıtmak istedim. Hoş geldiniz ağam. Çok teşekkür ederim. Çok böyle pozitif, çok güzel bir program olacak inşallah. İnşallah. Çünkü sevgili başkanım. Sizin pozitifliğiniz mutlaka program ve 19. yıl. Öyle mi? Evet, evet, evet. 19. yıl. Siz de öylesiniz ama başkanım gerçekten Elazığ'da çok sevilip sayılıyorsunuz. Peki onun sırrı ne üstad? Yani nedir Elazığ'da sizi bu kadar sevdiren? Sokaktaki insanlarla konuştum. 150'ye yakın insanla konuştum. Mücahit Bey'i de seviyorlar. Ama size ayrı bir ambiyansınız var. Nedir bu abi? Şimdi Mücahit Bey söylemeseydim insan diyecektim ama. Evet. Öyle olunca tabii onda insanlığından en küçük bir şüphemiz de yok. Evet. Ama ifade ettiğiniz gibi hakikaten işte dokunmak, sofrasında oturmak, işte taziyesinde, düğününde, iyi gününde, kötü gününde bulunmak insanlara hakikaten bir sıcaklık da oluşuyor. Zaten bu siyasetin böyle bir yönü var. Evet. Ve dikkat ederseniz böyle hatırda kalan, akılda kalan, hafızalarda, yüreklerde olan genel siyasetçilerin özelliğine baktığınızda tabii ki bilgisi, birikimiyle, işte böyle hani bazen bir lider olma özelliğinin getirmiş olduğu bir konjektürel bir havayla da hafızalarda kalınır. Ama genelde böyle bu temasları düzgün olan insanlardır. Herhalde bizim de sıcaklığımızdan, o insanlığımızdan kaynaklanmış olabilir. Temas bakımından. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, elbette şu Tutkart'taki Ayşe teyze, gurbetçi orada merak ediyor. Türkiye, Elazığ özellikle tanıyor ama kendisini. Hakkari'deki Ali amca da merak ediyordur. Bu artist gibi adam kim diye. Efendim, Bilal Çoban kimdir? Hangi mektepleri bitirdi? Bir kısaca tanıyalım tanımayanlar için. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Fırat Üniversitesi'nde çalışıyorum şu anda. Elazığ doğumluyum. Liseye kadar öyle oldu, Elazığ'da okuduk. Sonra Gazi Üniversitesi'ne gittim. Gazi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra yüksek lisansı Fırat Üniversitesi'nde. Doktorayı tekrar Gazi Üniversitesi'nde yaptım.
Yüksek sansı belediyeler konusunda. Evet. Doktoramı da halkın belediyelerden beklentileri konusunda yaptıktan sonra 2014 yılında Elazığ Belediye Başkan adayı oldum. 78 bin oy almam lazımdı. 56 binde kaldım. Bizim evet. orası normal şehir. Sizinki evet. büyük şehir değil. Fakat daha sonra bu sistemin nasıl döndüğünü ben üniversitede bir hoca gözüyle işin doğrusu bu 2014 seçimlerine hazırlandım. Bir de 4 yıl boyunca bir hazırlık dönemimiz olmuştu. Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin başkanlığını yürütüyorum. 650 çalışanımız var. Kafasında çalışan arkadaşlarımız var. 2010 yılında onları toplamıştım. Demiştim ben 2014'te aday olacağım. Evet. Ne yapmam lazım bu belediye başkanında, ne özelliği, yani neye bakarlar, neye oy verirler. O zaman böyle hep bilmiş adamlara oturduk. 7 tane madde belirledik. İşte denildi ki bir, projenize bakarlar. Elinizi kaldırdığınızda evet. insanlar soracak. Ne yapacaksınız? Projeniz var mı? Biz de o zaman işte çok hummalı bir çalışma yapmıştık. 650 sayfa, 400 tane proje, her proje kaç liraya mal oluyor, açıklaması nedir, hangi mahallede olacak, 400 projenin toplam maliyeti nedir, Elazığ Belediyesi'nin geliri ne kadar, gider ne kadar, 400 projenin maliyeti ne kadar. Getirdik masaya 650 sayfayı yetiştirdik, evet. dedik bizim projemiz var. Dediler iki, eğitim durumuna bakarlar. Evet. Biz o zaman tabii... Üniversitede doçenttim ben. En kolay oraya geçtik. Doçent doktor yazınca falan. Evet. Dediler tamam okumuş çocuk bu falan. Dediler işte tamam projesi var, eğitimi var ama yapabilir mi? Çünkü belediyecilik zordur. Normal evet. bir diğer bürokratik bir hakikaten idari göreve benzemiyor. Mafyası var, illegalitesi var. Kent estetiğin olacak, kent bilincin olacak, kültür derinliğin olacak. Hani en azından şehrinle ilgili. İşte biz de o zaman... işte böyle birçok projelerde yer alarak kendimizi ifade etmeye çalıştık. Şu gelsin, şu gitsin, işte Vodafone çağrı merkezi gelsin, öbürü şurada dursun falan. Dedik ki insanlar bizi görsün, tanısın, tanımlasın, bir kanaati oluşsun ki yarın seçime geldiğinde ona göre yapabilir ya da yapamaz desin. Müthiş. Bir 4 sene de öyle bir emeğimiz oldu. Sonra dediler tamam ama çalar mı falan. 7 madde uzatmayayım ama. Müthiş. Bu 7 maddenin hiçbirini tutturamamışız. Devam edeceğiz ama bir araya girmek istiyorum. Bir üniversiteden 4 profesör aldım. Bir 10 yıl falan oldu. Bir beyaz parşümene hocam şunu yazdım. Oğlumuz Ali ile kızımız Ayşe'nin düğün törenlerinde sizleri de aramızda görmemekten mutluluk duyarız diye yazdım. Veriyorum profesöre. Efendim görmekten diyor. Şartlıyor yukarı herhalde evet. onu. Hocam yanlış okudunuz. Bir beyefendi siz okur musunuz? O da aynı. O da aynı. Bu prof titriti olan insanlarda bir işletme körlüğü mü var? Herkes öyle sizin gibi çok didaktik değil. Mesela domatesin fiyatını biliyor musunuz Elazığ'da beyefendi? Soğanın. Tabii. Hele de soğanın özellikle. 4500 lira, 4,5 lira domates. Soğan 3,5 lira. Canım bu. Vallahi yenge çok güzel yetiştirmişsin sen. Alışveriş bana yaptırıyor. Evdeki Bilal Çoban'ı merak ediyorum. Evdeki Bilal Çoban kimdir? Dıştan çok karizmatik ve kazak bir görünümünüz var ama evde nasıl Bilal Çoban? Bakma öyle olduğuna. Yemekleri ben yaparım, bulaşıkları falan. Canım benim, canım. Şeye katıldık. Geçen bir 3 ay falan oluyor herhalde. Bir yemek programına katıldık beraber. Öyle eşimle mi? Eşimle beraber. Evet. Hani onlar böyle genelde de konsept olarak işte çağırdıkları konuklara eğer hani işte bir salata falan yaptırırlarsa mutlu oluyorlar. Ama onun haricinde işte aşçılar var falan. Dedim ki biz yapacağız. Bizde Harput köfte diye bir yemek evet. var. Biraz böyle el emeği falan istiyor. Yani hani böyle işte yuvarlak değil ama böyle şöyle elle falan bir maharet gerektiriyor falan. Ben dedim ben harput köfte yapacağım. Eşim de gömme diyorlar bizde. Gerçi sizin buralarda da aşağı yukarı var ama işte kavurmalı gömme falan böyle açıyorsun. Evet. Aralarına et diziyorsun. İşte yufkaları üst üste koyup fırına atıp sonra onu böyle karıştırıyorsun falan. Çok güzel bir program olmuştu. Şeydi yani bu yönümüzü hiç kimse bilmiyordu. Vallahi evet. Müthiş bir mana. Kadınlar hani o bizim yaşlı kadınlarımız genelde yapar o yemeği. O yönümüz var. Yemek yapmayı seviyorum. Evet. Kaç çocuk var sevgili başkanım? 2 tane. Allah başlasın. İsimleri nedir efendim? Birinin ismi Aybala. Evet. Aybala kızımız bu sene hukukta okuyor. Ankara'da nasipse bitirecek. Oğlumuzun ismi de Alp Giray. Alp Giray da İktisat Fakültesinde. O da yine Ankara'da okuyor. Şimdi biz aslında, yalnızız. Aslında ben yengeyle geleceğinizi bilseydim. Sevgili izleyiciler arka fonda, stüdyoda yengem oturuyor. Dedi ki başkan ondan enerji almadan konuşamam Yüksel Bey dedi. Biz de tam karşısında şu an siz görmüyorsunuz. Yasemin Hanım hoş geldin. Başımız üstünde yerin var.
İkisini inşallah belediye başkanı olduktan sonra burada tekrar karı koca ağırlayacağım. Aslında yengeme sormak isterdim ama nasıl tanıştınız abi? Çocukluk aşkın mı? Yok şöyle, dayımın kızı. Şartlar bizi zorladı diyormuşum. Canım benim, evet. Dayı hala çocuklarıyız. Evet. Ama şey tabii böyle hani kafanızda bir feodal bir yaşam tarzı kalmasın. Hakikaten de severek birbirimizle evlendik. Çok da mutluyuz. Allah'a evet, şükürler olsun. Efendim. Uzun bir mutlu evliliğimiz oldu. Ve yine mutlu çocuklarımız var. Ancak onlar üniversiteye gidince biz yalnız kalınca zaten evrildik siyaset işine. Evet. Çünkü hakikaten eve geliyorsun hiç kimse yok. İşte herhalde bir müddet sonra da öyle oluyor. Çocuklar çekip gidince bizim için siyaset. Bir de ben Elazığ'da bu çok insanlar, daha doğrusu böyle siyasetçiler, bürokratlar eşleriyle genelde sahnelerde olmuyorlar. Evet. Yani ne siyaset sahnesinde ne işte böyle bürokrasi, bürokratik toplantılarda. Biz bunu kırdığımızı düşünüyoruz. Bu açıdan da bizim eşimle olan ilişkim siyasette bana çok olumlu yansıdı. Bir de öyle bir siyasi partiden aday olmuşuz ki bayanlar, kadınlar bize oy vermiyor. Evet. Kadınlar oy vermeyince. Eşim öğretmenlik yapıyordu. Biz işte 2014 seçimlerinde fark ettik ki kadınlar olmadan olmaz. Kesinlikle katılıyorum. Biz mesela işte gidip bir yerde ev toplantısı yaptığımızda kadınlar muhtemeldir ki aşağı arkada işte çay falan yaparken lan bu siyasetçiler yine geldi falan deyip belki bize oy vereceklerdiyse. Yani böyle bir olumsuz tarafı da oluyordu. Ama şimdi eşimle gidince onlar da geliyor işte, evet. Sizin konuştuklarınızı dinliyorlar, bir iletişim oluyor. Çok olumlu yönünü gördük. Eşimin bu konudaki katkıları oldukça iyi. Kazanırsak onların sayesinde kazanacağız. Şimdi sevgili izleyiciler, İmamoğlu Caddesi mi var? Ben orada bir otelde Gazi kaldım Caddesi. Ha. Efendim, her sabah yürüyüşe çıkıyorum ve yürüyüşte muhafazakar bir kent ama son derece modern, çağcıl bir kafaya da sahipler. Son zamanlarda bayağı bir şeyleri kırmışlar. Artık aileler efendim eşleriyle birlikte sinemaya, sokaklara gidiyorlar, kafelere gidiyorlar. Çok çağcıl bir kent olmuş Elazığ. Buradan yaklaşık 100 kişiyle falan temas kurdum. 928 tane kitap imzaladım. Tüm okurlarıma, orada tanıştığım tüm güzel insanlara sevgiler, saygılar sunuyorum. Aman zabıta müdürüne ricamdır. Özellikle o Hisar Kebab'ın o civarda bir kestaneci var. Aman dokunmayın kardeşim. Ekmek parasını kazanıyor. Çünkü ben onu yazdım Elazığ izlenimlerimde. Herhalde gidip rahatsız etmişler. Aman sevgili başkanım, Mücahit Bey bir el at ona da. Dedikten hemen sonra Bilal Çoban'ın zihninde insan ne anlam ifade eder, nereye oturur? Şimdi bu siyasete hakikaten bir farklı soluk getirmek açısından. Benim biraz işte bu duygusal zekam yüksektir. Yani insana olan ilişkim, onlar olan muhabbetim, biraz işte sanatla ilişkim var. İşte biraz saz çalarım, biraz saz da çalıyorsun. Kendi kurban çapımda. Çok güzel. Dolayısıyla herhalde bu tınırlardan kaynaklanan bir şey. Hem kültürel anlamda size getirdikleri, hem o türkülerin size yükledikleri. Çünkü her birinin altında bir felsefe yatıyor. Yani bir kıtayı alıyorsunuz, bir kitap yazabilirsiniz türkülerden. Biraz ondan kaynaklanabilir. Biraz da işte bizim bir sporcu kişiliğimiz de var. Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Biraz da oradan kaynaklanan iletişim becerilerimiz normal sınırların birazcık üzerinde. Dolayısıyla tabii insanı ancak orada keşfedebiliyorsunuz. Yani normal negatif durarak ya da nötr durarak insanla ilişki kurma şansınız yok. Yani onu anlama, algılama, evet. Çünkü onun o duygularına empati yapma, yapamazsınız. Onun seviyesine yani. Evet, yani, inme, doğru yani söylüyorsun. Böyle küçük dokunuşlar yapabilirsiniz ama çukur kazmadan insanın o yüreğine yani ulaşamazsınız. Dolayısıyla biraz onların getirmiş olduğu bir hassasiyet olacak. Biraz da işte tabii seviyorum da insanlarla ilişki kurmayı, beraber olmayı, aynı sofrada oturmayı, aynı halayda oynamayı falan seviyoruz. Biraz onların etkisiyle. Bunu da ben işte biraz siyasete de taşımayı arzuladım. Hani bu böyle iletişim becerileri biraz hızlı olunca. Geçen bir arkadaşımız gelmişti. Bu iletişim uzmanı getirmiş.
Evet. İşte dedi ki ya hocam böyle siyasetçilere lazım oluyor. İşte NLP evet. işte falan. Hocam sağ olsun bizi televizyonda seyretmiş, birkaç tane programımızı seyretmiş falan. Dedi ki ya hocam yani böyle bir iki dokunuşla siz tam olabilirsiniz abi dedim, dokunma. Ben buraya kadar böyle gelmişim. Bana dokunma Allah için. Tabii insanlar artık gözünden anlıyor. Hani bizim insanımız alim değildir ama ariftir. Kesinlikle. Yani Kur'an'da bir ayet var. Sözünüzü ayetle keseyim hocam. Hayır demezsiniz. Estağfirullah. Fatebiru ya ulil ebsar. Ey basiret sahipleri ibretle bakın diyor. Gerçekten bizim insanımızın irfanı, izanı, evet. basireti evet. keskindir, anlar. Bu noktada ciddi dua alıyorsunuz. Ben evet. sizin lütfen Bilal Çoban'ın sosyal medya mesajlarına bakın. Twitter'a bakın, Instagram'a bakın, Facebook'a bakın. Onunla ilgili duaları görün. Gerçekten sevgili izleyiciler, bunun bir efsane olduğunu, Yüksel Mert'in abartmadığını, zaten para falan verdiği yok. İki tarafta da zarara girdim. Orada gelmedi. Söz verdiği halde kitap imza günüme geç kaldınız herhalde. Geç kaldım. Geldiniz, geç evet. kaldınız. Burada da en verimli günümde geldi. Neyse, bütün bunun masraflarını yükleyeceğiz ona inşallah abi. Çok başkan sevmiş. Olduğu zaman. Çok Allah'ın sevmiş. İzniyle. Sizi yani başkan, ağırlamaktan onur duyarız. İnan bir profesöre sordum. Hiç dedim sen sokakta dürüm yedin mi? Abi ya küfür mü ettik kardeşim, bunu sorduk yani mertçe sorarız, bizim program insan merkezli bir program. Abi dürüm yememiş yani ve bu orada profesör. Sayın Kibar, sevgili rektörüm, sevgili dostum, kusura bakma ama şu üniversiteyi şu halka aç. Şu Adana için bir şeyler yapın Allah rızası için. Biz de peh diyelim. O oradan bakıyorlar sadece. Fırat Üniversitesi de mi öyle? Sen bir yüz akısın ama hakikaten Fırat Üniversitesi Elazığ'a ne yapıyor abi, ne yapmıyor? Estağfurullah. Birkaç cümle. Üniversiteler evet. Şehirlerin aynasıdır. İşin doğrusu böyle çok belirgin olmasa da kırmızı çizgilerini üniversiteler oluşturur. Yani yaşam tarzını, evet. işte saç tıraşı ya da giyim tarzını. Yani o gençler üniversiteli öğrencilerden hizalır. Bunu çaktırmazlar ama işte onun renklerini. Dolayısıyla üniversiteler normalde büyük şehir kültürüdür. Özellikle bu son zamanlarda böyle her neredeyse ilçeye üniversite açılması işin doğrusu çok kabul edilebilir bir şey değil. Ama evet. bunda yine dip politik Türk eğitim sistemi içerisinde bir hani yapısal bir formu var. Benimsemesem de. Ve fakat üniversiteler büyük şehirlere renk atar ve üniversiteyi büyük şehirde okuyanlar hakikaten de bir şey kazanır. Kesinlikle. Yani bu karşılıklı bir iletişimdir. Evet. Yoksa gider elbette ki siz herhangi bir şekilde yurtla bina arasında gider gelirsiniz. Orada da kaliteli hocalarla da ilişki kurarsınız ama işte orada sadece eğitim kısmı değil, yani bir öğretim kısmı değil, bir eğitim kısmı da var. İşte insanlarla temas etmeniz, yeri geldiğinde işte stajından tutun da sokaktaki o köfteyi yerkenki hazına kadar bu en çok ihtiyaç duyulan yer o üniversite dönemleridir ve her üniversite evet. bitiren o dönemini çok arzular. O yaptıklarını unutmaz, yapmadıklarına üzülür. Keşke o dönemde şunu da yapsaydım falan diye. Dolayısıyla üniversitelerin bu misyonunu gerçekleştirme biçimi biraz halktan kopuk gibi gözükse de ve fakat o ürünlerini sürekli sokağa salarak, yani öğrenciler sokağa salıyor, evet. geliyor, öğrenciyi bir forma, mesela işte diyelim gibi asker öğrenciyi her anından tanırsınız. Duruşundan, kesinlikle. Davranışından, işte ya da bir doktorun, bir öğrencinin işte imzasından ya da yazma biçiminden her türlü tanımlayabilirsiniz. İşte o formu üniversiteler veriyor. Onlar salıyor şehire, şehirden dönütleri onlar alıyor, soru cevap şeklinde tekrar şekillendiriyor ve 4 senenin sonunda diyorsunuz ki bu bir tam bir asker, bu tam bir doktor, bu tam bir öğretmen. Mesela bir öğretmenin evet. bir formu oluyor. Ve fakat sizin beklentiniz biraz daha tabii işte çevreyle ilgilensin, şehirle ilgilensin, şehir önünü açsın, sadece sanayi işbirliği yapmasın, insanla ilişki kursun, değil mi? Yani evet. insanımızın da böyle bir beklentisi var. Çünkü mesela bizim özelimizde Fırat Üniversitesi'nin içerisinde 1500 akademik hoca var. 5000 tane personelimiz var. Biz istersek bölgeye hakim olabiliriz. Kaldı ki mesela bir Fırat Üniversitesi'nden 5 üniversite doğmuştur. Yeni üniversite. Müthiş. Muş, Tunceli, Erzincan gibi üniversiteler, Bingöl gibi üniversiteler. 5 tane bizim daha önce orada yüksek okul olarak varlığımızı devam ettirdiğimiz
şehirlerde şimdi üniversitelerimiz var. Hinterlandımız genişledi. Evet. Bizim kültürümüz, bizim Elazığ'ın öyle veya böyle derinliğini onlar orada devam ettiriyorlar. Şimdi burada da böyledir. Siz onu çok fark etmezsiniz ama gerçekten de bunu araya girmem lazım yani bu konuda. Çok güzel. Çok farkına varmadığınız o cıvıltı aslında üniversitenin size katkısıdır. Bunu biraz daha böyle dikkatli bakmanız. Katılıyorum hocam. Ben bir profesör olarak, hoca olarak aslında kızım sana diyorum geldim sen anda kabilinden bir mesaj almak istedim. Çünkü sizde o yeti, o birikim, o bilinç, o feraset olduğu için çok müstefid olmak istiyorum. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Yine Elazığ'dan bir anekdot. Sabah yürüyorum, elinde Sözcü gazetesi bir yurttaş yürüyor. Oh dedim ve bir muhafazakar olmayan, modern, çağcıl, solcu arkadaşa rastladım. Yoldaş merhaba, merhaba. Dedim ben yazarım, fuara geldim. Belediye başkanının davetlisi olarak dedim Mücahit Bey'in. Mücahit Bey deyince şey yaptı yani yüz hatlarının değiştiğini gördüm. Peki dedim çalışmalar nasıl? Sıfır. Sattı Elazığ'ı. Aynen böyle ifadeler kullandı. Ya dedim yanlış falan olmasın. Oyun kime? Vallahi Bilal Çoban'a dedi şimdi. Tabii şaşırdım. Neyse kart verdim. Adresini aldım falan. Biraz sonra geldi. Ben Mücahit Başkan Tayyip Bey'le arkada resmi var. Adam solcu geldi şuraya oturdu. Benim kitaplar burada. Şuraya da yengem oturdu hanımı. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. İsmini söylemek istemiyorum. Ama baş harfi S yani. Efendim şimdi arkada Tayyip Bey var. Efendim şey var. Oradan biri resim çekmek istedi. Yavrum şu taraftan çek dedi. O kadar. Bu o da, kadar yani. Bu da enteresan bir anekdottu ama Bilal Bey'e vereceğini söyledi. Öbür adayların şansı yok mu sanki? Sayın Şerifoğulları'nı da sordum. Herhalde genç bir arkadaş. Şimdi kıyas yaptığım zaman Şerifoğulları genç daha. Çok fazla sizin kadar halka dokunmadığını falan. Abi ben mert adamım, mertçe söylüyorum. Evet. Hepsine aynı mesafede duran bir insanım ben. Sayın evet. Sözlü de bilir, onu da soracağım size. Evet. Şansınız nedir başkanım? Tabii öncelikle yani sizinle tanışmamızı ifade etmediniz. Siz kitap fuarında evet. gelenlere kısmi olarak işte sormuşsunuz ne düşünüyorsunuz belediye konusunda. Bana anlattığınız o şekilde. Evet. Daha sonra işte Bilal Çoban ismini duyunca da telefonumu evet. Zahmet edip araştırıp bulmuşsunuz. Tanışmamız böyle oldu. Çok da memnun oldum. Ortak dostlarımız da var ama Hıdır Tan gibi. Evet. Buradan selam olsun. Eyvallah, Palulu. Olsun. Çünkü Elazığ'da siyaseti Palulular belirliyormuş. Buyurun. Şimdi problem de tam olarak orası. İlk defa belirleyemedikleri için şimdi ortalık Hıdırabed'e evet. dahil olmak üzere ortalığı karıştırdılar. Genelde öyle olur da. Evet. Yani gerçekten de işte diyelim ki 5 milletvekili sayımız var bizim. 5 tanesinin ortalama 3 tanesi Palulu olmasa birazcık böyle kıvranıyorlardı falan. Biraz Palulu da interland. Palu dediğimiz işte etrafında belki Erzurum'a kadar uzanan bir hinterlandı var. Bir de bizim Harput'umuzu biliyorsunuz zaten. Evet. Harput da yine sancak olarak Diyarbakır'a uzanan işte yukarıda Tunceli'nin dibi Dersim tarafı. İşte Erzincan'a Kemaliye tarafı da dahil olmak üzere ve bu tarafta Malatya'da da dahil olmak üzere bir hinterland bunlar. Evet. Dolayısıyla Palu denince de sadece Palu bir ilçe akla gelmiyor. Bir hinterland akla geliyor. Dolayısıyla oranın herhangi bir yerinden olması, 5'in içerisinde 3 olması her zaman avantajdı. Bu dönemde çok arzuladılar belediye başkan adaylarının kendi bölgelerinden olmasını. Biraz olmayınca, ondan sonra biraz da hakikaten böyle istedikleri gibi bir ortam olmayınca, arkadaşıma da dokunmayayım çünkü AK Parti'nin adayı da bizim sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Temiz bir çocuktur. Kesinlikle yani bizim, canım. Buradan sevgilerimi sonra, gönderiyorum. Şimdi dolayısıyla dediler ki biz Bilal Hoca. Şimdi bir de beni uyutmuyorlar. Evet. Açıyorlar meclisi kurmuşuz gel. Birisi diyor toplanmışız gel. Dolayısıyla iş yüküm daha fazla arttı. Bizim tabii bu belediye başkan adaylık belirleme süreçleri genelde ilk defa bu cumhur sistemiyle birlikte farklılaştı. Yani evet. insanların zihinleri. Ben geçen dönem adaydım. Tabii biraz da şehrin de çocuğuyuz. İşin doğrusu çok da böyle ideolojik noktada bir ilişki kurmam. Evet. İlk sizin girişteki konuşmanız üzerine bir ilişki biçimi geliştirdim genelde. Evet, yani evet. Genelde öyledir. O insan olan arkadaşlarımız hep geldiler karşıma dediler ki ya hocam aklımız senden yana. Siz evet. bu işi yapabilirsiniz.
Ama bizim gönlümüz Erdoğan'dan yana, kusura bakmayasın. Canım sana benim. Sana oy vermeyeceğiz diye. İlk önceleri biraz zoruma da gidiyordu. Ya diyordum yani bunu keşke söylemeseler miydi acaba, enerjimi düşürmek istiyorlar falan. Sonra bir fark ettim ki bunlar yapabilecekleri en iyi hamleyi yapıyorlar. Yani geliyorlar karşıma, diyorlar aklımız senden yana. Sen bunu yapabilirsin, buna inanıyoruz. Ama işte tabii konjektür, o gün FETÖ mücadelesi vardı, o gün hani o günkü konjektürel havayı hatırlarsanız 2014 seçimleri esnasında böyle bir dönem geçti. Ama sonra cumhur sistemiyle birlikte sistem üçe bölündü. Bir, işte öyle veya böyle cumhurbaşkanını seçme yeteneği tamamen kendilerine ait oldu. Evet dediler, bunu seviyorum, bunu sevmiyorum, buna vereceğim, buna vermeyeceğim. Böyle bir önlerinde bir seçenek buldular. İki, dediler ki biz milletvekiline mecbur değiliz, bakacağız. İyiyse vereceğiz, aklımıza yatarsa, düzgünse, temsil ediyorsa. Hani önceden hep Erdoğan'dan hizaya alıyordu insanlar ya da ya da tam tersi yani falan. Ama üç, dediler ki biz belediyede oy vermeyeceğiz. Şimdi bu müthiş bir aslında sosyolojik bir kırılma. Bizim Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi böyle bu sosyolojik hamlelere de çok bakarız. Ne oluyor, ne bitiyor, insanlar neye oy veriyor, niye vermiyor? Mesela bizde hep genelde AK Parti'ye oy vermeyeceğiz diyen bir seçmen kitlesi var. Ayağa kalkarlar. Ama her seçim bu olur. İşte beklediği aday olmaz, bilmem ne olur falan. AK Parti'ye oy vermeyeceğiz diyorlar ama biraz tabii onun altında parantez içinde verebiliriz yatıyor yani. Hani çünkü birisi geliyor üstten bastırıyor. Numan Kurtulmuş Bey üstten bastırıyor. Bülent Arınç alttan çekiyor. İşte Erdoğan arkadan iteliyor. Götürüyorlar son dakika. Sandığı boşaltıyorlar. Abi bir dedikodu daha. Yani gece gittim Harput'u. Ben gece gezdim. Evet. Tam o karakol, o 1700 yaşındaki çınarın o civarda. Bizzatı muhteremeye rastladım. Hanımefendi birine. Dedim abla, kime vereceksin oyunu? Ya dedi, anlaşmış diyorlar, Tayyip Bey Sayın Çoban'a verdi. Yani AK Parti'nin adayı zayıf, bunda Elazığ'da herhalde MHP kazanacak dedi. Böyle bir anlaşma falan dedikodularını sen de duydun mu? Yok, hani bunu konuşuyorlar ama şimdi biz de ben de hep böyle bu dedim ki Allah'ım şanlı bir zafer ile bana yardım et. Canım benim. 2014 seçimlerinden sonra rutin bir şekilde hem işte dualarımızla namaz sonrası, hem bazen sosyal medyada da yazmak hoşuma gidiyor, bazen işte böyle konuşmak hoşuma gidiyor. Çünkü bizde kazanmak herhalde zafer 75 bin civarında olacak. 75 bin bir alan zafer elde etmiş olacak. Ama yine ben, ikisi de zafer kazanmış. Ama ben şanlı bir zafer istiyorum. Yani, ama bir de sözün var, çok önemli. Diyor ki sevgili izleyiciler, Sayın Çoban, insan inandı mı kaderim sahibi artık kaderim onun sahibi durdurulmasına izin vermez. Evet. Kaderin sahibi artık onun durdurulmasına izin vermez. Bir Instagram mesajıdır. Bu çok anlamlı geldi bana. Yani bu noktada kadere de inanıyoruz. Yani şimdi ben bir de böyle genel itibariyle hep böyle miting konuşmalarımda biraz da böyle hani o karşımıza gelen kitleleri daha dikkatli bir şekilde beni dinlemelerine yönlendirmek için de kaldırıyorum işte işaret parmağımı. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla selamünaleyküm diyerek başlıyorum. Müthişsin. Şimdi ya, tabii evet. Buradaki o ol deyince olduran kısmı tabii her ne kadar biz karşı tarafa bir mesaj verirken de kendimize telkinde bulunuyoruz. Bu şehirde geçmiş dönemde 2014 seçimlerinde belki en az üzülen aile biz olduk. Niye? Çünkü biz ol denince olduran bir güce teslim olduk. Evet. Ve bu sürekli telkinle o olmayınca daha zıplamayacaksın. İşte çok olmamış. Güzel. Şimdi şunun için söyledim. Allah ol dedi mi bütün şartlar kesinlikle otomatik kendiliğinden. Kesinlikle. İşte o hanımefendinin Harput'taki işte anlaşma yapmışlar. İşte öbürü güçsüz aday, diğeri güçlü aday. Hani bir türlü dengeler bir bakıyorsun bir anda değişiyor. Çünkü Allah ol demiş. Evet. Ha, bunu da yine inşallah Allah ol demiştir. İnşallah Allah bize şanlı bir zaferle yardım eder. Bizim niyetimiz de halis. Benim akademik titrimde bir sıkıntı yok. Yani 9 yıldır şehirle ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Strateji merkezi üzerinden, Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi üzerinden. Ve işte hani yüksek lisansım belli, doktoram belli, 13 tane ders kitabım okutuluyor üniversitelerde falan. Hani çok şehirde itibarımız yok ama üniversite camiasında itibarımız iyidir. Ve fakat insanlar biraz şey yapıyor. Ya diyor ki ben bu Bilal Hoca'ya ulaşabilir miyim? Geçen defa benim hatam oydu. Yani mesela bir fark ettik ya A mahallesinde oturan bir insan bize niye oy versin?
Seçime 45 gün kala çıkarıyorlar Bilal Çoban'ı. Diyorlar hadi şehrin tamamı oy versin. Ya iyi de oğlunun hocası mısın? Hayır. Kocasının arkadaşı mısın? Hayır. Köylüsü müsün? Hayır. Mahallelisi misin? Hayır. Hiç sofrasına oturmuş musun? Hayır. Kapısını çalmış mısın? Hayır. Benim projem var. Ya kim ne diyecek projeyi? Bu çünkü ülkemizde cemaatler var, feodal gruplar var, siyasetin bir dili varmış. Biz bunu hiç bilemedik. Ekonomik bir tarafı varmış, yalanı, dolanı. Hakikaten böyle dışarıdan, kesinlikle. Hani benim MHP'liğimde bir sıkıntı yok. İşte konvoya gitmişim, mitinge gitmişim, konferansa gitmişim, zaman zaman da gurt yapmış eve gitmişim. Ama bir aday oldum ki, bu nasıl bir dünya? Başkanım, nasıl yine, bir paylaşımında diyorsun ki sabrederek, azmederek. Evet. Vallahi bende bir numara yok. Ben konuklarımın sermayesini kullanan bir insanım. İntiha suçu ise intiha suçu. Sabrederek, azmederek, iman ederek, evet, Elazığlılarla birlikte yürüyoruz diyor. İnşallah kutlu, mutlu sona doğru yürüyorsunuzdur başkanım. Ve yine şeyle ilgili, hanımefendilerle ilgili, hanımefendilerin duası çok fazla sana. Çünkü ben bunu söylemiyorum. Siz girin Bilal Çoban'ın Instagram sayfasına girin, yorumlara bakın. Facebook'a girin, yorumlara bakın. WhatsApp'tan bakın. Ben bunları gördüm abi. Ben iyi bir televizyon programcısıyım. Abi, şükürler olsun. Emektir, paylaşımdır, göz nurudur, kadın demişsin. Evet. Kadınları önemsiyoruz. Kadınsız olmaz. 3-5 laf edelim kadınlarla ilgili. Olur. Duysun Adanalı hanımlar. Olur, buyurun. Olur. Biraz tabii duvara çarpınca fark ettim tabii biraz hani kadınlarla ilgili işte eşimle, annemle, çevremizle ilgili bir, ama bir fark ettim ki bütün sistem kadınlar üzerinden dönüyor. Evet. Yani biz erkeklerin, özellikle siz de buna dahilsinizdir muhtemelen, bir para kazanma biçimimiz var, bir miktar paramız var. İşte her ay evdeki kadına işte şu kadar paramız var, bununla idare et denilip bir bütçe ayrılıyor. Evet. O kadın o bütçeyle kaç lira verirseniz verin, o ay mutlaka işte o bütçeniz kadar yemek sofraya gelecektir. Eğitim kısmına kadınlar bakıyor. Yani o çocuklarımızın elinden tutuyorlar, işte kreşe götür, okula götür, okuldan al, işte belli toplantılarına katıl, işte sınıf annesi ol, dershanesiyle ilgilen, hocasına git, durumunu merak et falan. Sınavda kapının önünde git, işte Kur'an oku, dua et, sınavdan çıkmasını bekle, üniversiteye gönder falan. Yani inanılmaz bir efor yani. Hani hem mutfakta, hem eğitimde hem de sosyal hayatta. Tabii özellikle bu cemaat örgütlenmelerinin genelde kadın üzerinden çok yoğun. Ablalar üzerinden. Evet, yani olmasının sebebi de bu. Kesinlikle. Yani kadının bir enerjisi var. Onu işte bir yerde tüketiyor, bir yerde daha tüketiyor. Ama işte bir orada böyle hani imana dayalı olmayan, evet, ama böyle pratiğe dayalı olan boşluğunu yakalıyor. İşte mesela Kur'an okuması. Hmm, evet. Bu bir boşluk. Herkesin arzusudur. İşte Kur'an okuyayım. Ondan sonra okuduğumu anlayabileyim. İşte çocuklarıma daha doğru bir şekilde yönlendirici olayım, onlara yardımcı olayım falan diye, böyle insanların şeylerin, yani hepimizin var böyle bir duygusu yani. Kesinlikle. Keşke daha fazla bilgi, daha fazla işte dil, hele Kur'an dili kutsal falan. Biraz da onlardan faydalanarak, dikkat ederseniz onlar da kadınlar üzerine çok yoğundur. Aynen. Yani sohbetler, muhabbetler falan filan diye. Dolayısıyla kadınlarımızın bu enerjisini biz hiç üretimde kullanamıyoruz. Zaten %3 civarında aşağı yukarı, evet, üretim endeksindeler. Bizim bu belediyecilik anlayışımızda da, üretken belediyecilik anlayışımızda tamamen kadınlar üzerine bir sistem kuruyoruz. Biz de şimdi, ben de gülersiniz diye bir şey söyleyeyim. Geçen bir televizyon programında dedim ki, biz 20 bin kişiye istihdam alanı yaratacağız dedim. İşte bir konuşmanın bir yerinde, evet, falan. Bir arkadaşım aradı, dedi ki ya annem seninle tanışmak istiyor, senin çok dedi, hayranındır. Bir görsen dedi, bir çok sevinir dedi falan. Dedim tamam, yeğenim elini öpeyim. Neyse gittik, elini öptüm falan, kahve içiyoruz. Dedi ki annemle beraber televizyonunu, senin programı seyrediyorduk. Sen 20 bin kişiye istihdam alanı yaratacağım deyince, demiş ki bu hoca ne yaratacak demiş. Demiş ki anne 20 bin kişiye iş bulacak, iş alanı yaratacak biraz. Evet, ha öyle kulağı... de. Evet. Demiş öyle niye söylemiyor? Şimdi 20 bin kişiye istihdam alanı yaratacağım deyince, evet, tabii ne tabii yapıyor? Tabii hemen yani müdahale var sanırım. Ondan sonra, evet, şimdi tabii kadınlarımızın çok dikkatli bir şekilde hakikaten bütçelerine, şimdi mesela Adana'da işte burası Çukurova bölgesi. Hı.
üretim dönmeden para olmuyor yani. Bir kere üreteceğiz yani. Çünkü evet. Yani tabii biraz fabrikadan üreteceğiz, biraz tarladan üreteceğiz, biraz el emeğinden, göz nurundan üreteceğiz. Ama üreteceğiz. Başka türlü zengin olma şansı yok ülkenin. Şimdi zaten ülkenin çıkmaza girmesinin temel sebebi o. Yani işte bir müddet bir zenginlik yakalamışsınız. Biraz da Arap sermayesinin gelmesi, biraz işte özelleştirme furyaları. Ondan sonra biraz işte o bahar havasının getirmiş olduğu bir şey de var. Bir sinerjiden kaynaklanan bir gelir de var. Ondan sonra ne olacak? Şimdi siz her şeyde dışa bağımlı olarak yaşayamazsınız ki. Yani hayvancılık, tarım, işte evet. Sanat, eğitim neyse yani. Ticaret, sanat, spor, siyaset bunlar birbirleriyle müthiş kardeştir. Yani ticaret baş aşağı gitti mi bütün her şeyi alır baş aşağı götürür. Evet. Ya da işte siyaset baş aşağı düştüğünde ne ticaret kalır, ne sanat kalır, ne spor kalır, hiçbir şey kalmaz. Sanatçı da kalmaz. Yani siz de burada patinaj yaparsınız. Dur, sanatçı dedin de yine bir noktalı virgül. Şimdi biraz önce siz birazcık gecikince bu Sayın Sözlü'den kaynaklanan bir olaydı. Sevgili izleyiciler, Adana şehrimin Hüseyin Sözlü konuğuma el koydu efendim. Ona kebap ısmarladı. Dolayısıyla birkaç dakika gecikmenin arka planında o var. Buradan sevgili Sözlü'ye de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dostumuz o da tıpkı sizin gibi. Doğal, natural. Burayla bura aynı abi. Hesapsız, kitapsız bir adam. Aynen sevgilerimi de. Gönderiyorum. Aynen öyledir. Selamlar var. Benim telefon da şeyde olunca şarjda. Evet. Patronun, televizyonun patronunu da bu işe ben bulaştırdım. Övünmek gibi olsun evet. Sayın Selahattin Sekin'i. Sağ olsun. Senin telefondan arayalım bir dedik. Bakalım cevap verecek mi, vermeyecek mi? Abi pat diye cevap vermez mi evet. Başkan? Demek ki telefonda da bir ayırt etme özelliği yok. Evet. Bunlar önemsediğim şeyler sevgili başkanım. Evet. Neden MHP'de siyaset? Yani AK Parti gibi hazır bir şey var, arena var. Doğru. Ya neden MHP'de siyaset? Bir de çizgiyle ilgili çok enteresan bir mesajınız var yine. Dün ne söylüyorsak bugün aynı çizgide, dün nerede duruyorsak bugün aynı noktada duruyoruz. Abi hiç de yutmuyorsun. Yazdıklarının hepsini de biliyorsun ha. Aynen. Demek ki kendisi yapıyor ki bunları. Yani üçüncü şahıslar yapmıyor çünkü hemen gözleri ışıl ışıl oluyor. Neden MHP abi? Çok severim böyle yazı yazmasını. Tabii hep böyle bilimsel kitaplar yazmıştım. Sizin gibi keşke daha böyle insana ilişkin eserlerim olsaydı. Bunda canım çok benim, estağfurullah. İşte tabii bu sosyal medyanın böyle bir gücü de var. Evet. İnsanlar en azından evet, kendini kesin. İfade edebileceği bir alan bulmuş oldu. Ben de onlardan birisiyim. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin benim yani çok enteresan olacak ama şimdi söylersem de olur mu bilmiyorum. Samimiyetinize güvenerek. Estağfurullah. Şimdi Gazi Üniversitesi'ne 1986 yılında gittim. Öğrenci olarak Elazığ'dan ilk defa çıktım. Gazi Üniversitesi'ne gittim. Şeydeyiz. Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitim Öğretmenliği bölümündeyim. Evet. Futbol dersine gidiyoruz. Herkes tabii işte normal şort giymiş. Yalnız bir arkadaşımızın şortu kısa. Evet. Sonradan öğrendim. O atletizm şortuymuş. Yani atletlerin şortları biraz daha kısa oluyor evet. Falan. Biz de o zaman işte futbol böyle diz altı falan. Biraz daha işte yetiştiğimiz çevre Elazığ, Doğu. Hani o kültürel yapıyı da tahmin edersiniz. Arkadaşıma dedim ki ya ne bacaklar erkek? Bacaklar niye aşmasın öyle falan filan yani. Yani işte bizim de 17 yaşında. Evet canım. Ondan benim. Sonra açarsın aşmasın. O da Karadenizli mi? Mustafa da sağ olsun. Buradan da selam olsun. Belki olur da seyreder. Hatırada hafızada kalsın. O da Karadenizli. Sana ne dedi? Sana ne? Evet. Bana ne? Hadi biz bir kavga ettik mi onunla? Evet. Ondan sonra benim ilk partiyle tanışmam böyle oldu desem biraz acayip kaçacak ama şeyi de bakmışlar bir tane Elazığlı saf birisi hani yani öyle bir müdahale mi olur yani şortun niye kısa erkeğe falan evet. Ondan sonra geldiler dediler ya biz işte bir beraber olsak falan öyle bir dostlukla başladı bizim partisel ilişkimiz daha sonra Gazi Üniversitesi Başkanlığı'na kadar devam etti bizim sistem şeyi seviyorum. Bir söylediğini bir daha değiştirmeyen bir siyasal çizgisi var. Daha doğrusu herhalde bu bin yıllık bir geleneğe dikkat ederseniz Sayın Doktor Devlet Bahçeli sürekli işte Kutadgı Büyük'ten alır getirir. İşte evet. Geçmiş dönemden alır getirir. Der ki işte bu şöyleydi de yani Bizans'la böyleydi, evet. Ömrüyle böyleydi ve getirir bugünümüze sürekli uyarlar. Ve sürekli bize ileriyi gösterir. Yani ben bu çizgiyi çok seviyorum. Geçmiş bin yıldan gelecek bin yıla doğru böyle kendimi tam yani çünkü mesela ANAP'ta siyaset yapmayı hiç arzulamazdım.
Geçmişiniz yok, geleceğiniz belli değil. Bunu AK Partili arkadaşlarımız yanlış anlamasın. Yani ideolojik bir temel olmayınca bunu söylemek durumundayız. Çünkü merkez sağ siyasi partiler işte Doğru Yol gibi, ANAP gibi bir müddet sonra işte bir türlü çökme eğiliminde olacaklar. Orada da yapmak istemem. Yani niye? Çünkü ben hakikaten böyle bir misyon mu dersiniz, ona ne dersiniz bilmiyorum ama işte böyle bir aidiyet falan hani yoksa işte AK Partili olduğunuzda birçok alan önünüze açılıyor. İşte asker ilişkilerin, parti içi ilişkilerin, polis ilişkilerin, işte medya ilişkilerin. Şimdi mesela ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaparken şöyle karşıya bakıyorum ya diyorum keşke karşımızda bir normal bir siyasi parti olaydı. Biz de mücadelemizi ona göre vereydik. Karşımızda bir normal bir siyasi parti yok ki. Ekonomik bir güç var. İşte valisi var, imamı var, muhtarı var, STK'sı var, medyası var, parası var. Devletin bütün imkanları var. Geliyorsun bu tarafa, bizde benzin yok, para yok. Dolayısıyla hani o mücadele biçimini de çok seviyorum. Yani abi, Bilgeliler Bahçeli'den bahsettin ya, benim kapı komşum abi, sınır komşum. Ben Cebeli Bereketliyim, o Hasan Beyli'nin. Tamam, hem sınır hem kapı komşuyuz. Hakikaten devlet ne zaman zora düşse, o devlet hemen sırtına alır evet, işte. O devlet. Şükürler misyon, olsun. Misyon işte öyle bir misyonu kastım. Var. Bugün de öyle o geçiş döneminde. Ellerinden öpüyorum. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ancak hala bekar. Bir noktaya değineceğim buradan hareketle. Şimdi bizim Elazığlı Niyazi Çetinkaya'nın eşi vefat etti. Emine abla Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir insandı. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun. Kocası arkadaşım Niyazi Baba. Çetinkaya'nın kurucusu, ikinci adam, yönetim kurulu başkan yardımcısı. Bir Malatyalı arkadaşı konuk aldım. O da AK Parti kurucularından, il başkanlarından ve 22. dönem milletvekili Sayın Ziyahattin Yağcı merhum oldu. Yeni vefat etti. Öbür Allah dünyaya iptal etti. Mekanı onun da cennet olsun. Amin. Ziyahattin abi konuk aldım. Dedim abi şu bizim Şia. Niyazi Baba'ya bir körden topaldan bir tane bulalım. Kardeşim yani yaşı da geçti. Bir everelim şu adamı. Demez mi bu merhum Ziyahattin Bey? Ya onu boş ver de sen bana bir tane bul. Yenge dinliyormuş yenge. Evden dinliyormuş abi. Gece gider abi. Tık tık kapıyı çalar. Zil cevap vermiyor. Kapıyı çalar yok. Kapı duvar. Kapı duvar açılmaz. Git der bilmem ne sana Yüksel Mert'in otelinde kal der tamam mı bize ve gider yazıhanede Nurpa diye bir şirketi vardı orada koltuğun üzerinde sabahlar abi. Aman sana bir zül gelmesin ama Sayın Bahçeli hala bekar abi bir yani artık bu belediye başkanları adaylar evlenmesi lazım hemşerimin artık yani bunu da bir espri olarak burada analım. Yani çok önemli. Yani şöyle herhalde hakikaten bir davanın bir yükü var. Mesela evet. Yani eşimle benim hani bu süreçte birlikte hareket edebilme kabiliyetimiz evet. Başka türlü olsaydı herhalde evliliğimizin sonu olurdu. Evet, kesinlikle. Türk dünyasının lideri olmak, sadece Türkiye ile ilgili politika geliştirmek değil. Sanırım. Hem dünya konjonktürünü iyi okuyacaksınız. Sizin Turan fikriniz, Kızıl Elma ülkünüz sürekli parlayacak. Hiçbir şekilde bozulmayacak. Sürekli siz ufka bakacaksınız ama bu arada bir yığın sorumluluğunuz olacak. Bu biraz ters gelirdi. Yani bana göre doğru olan böyle bu tür liderlerin hani kendi tarihte çok kendi milleti için kendini feda eden yani fedakarlık kısmını zaten ben de mülazatanesi kabul edecektim. Bu bir fedakarlık. Yani olabilir miydi? Olurdu. Ama bana göre doğru olan bu. Aynen katılıyorum. Şimdi Elazığlı sevgili Erol Köse, arkadaşım Doktor Erol Köse, abi o genç hanımefendileri, oyuncuları 35'inde 20'sinde keşfediyor. Bana gelince 60'ından sonra beni keşfetti. Selam olsun. Evet. Tanışıyor musunuz Erol Bey'le? Sadece biliyorum. Yani. Ha biliyorsunuz. Evet buradan sevgilerimi gönderiyorum. Beraber magazin programları yapıyoruz da. Diyor ki abi Yükselciğim yani mesela ünlü biri var ya misal. Evet. Ya diyor buna tersinden de konuşsan reyting haber, müsbet de konuşsan haber. Abi ahlakımı bozma dedim ben. Ya. Yani kardeşim iyiye iyi kötüye kötü diyelim. Bilal Çoban penceresinden Elazığ. Şimdi tabii doğuya açılan bir kapı.
Evet. Bizim meşhur bir İsmet İnönü'nün Kürt raporu da denilen bir raporu var. Evet, o zaman işte onu. Yukarı evet. Tarafta Koşgiri isyanları var, Dersim isyanları var. Altta biraz daha alta geldiğinizde işte Şeyh Said isyanlarının olduğu dönemde biraz da şey yapıyorlar. Ya diyorlar bu nedir bu Elazığ şey yani bu doğuyu nasıl çözeceğiz yani? Şimdiki işte bu açılım süreçleri gibi o günkü şartlarda da kanayan yaralar var. Heyetler gönderiyorlar bütün illere. Yani problemli illere işte o doğu illerine falan. İşte Tunceli'ye giden diyor ki işte coğrafyası Sarp, insana asi, devlete bakışı şu falan filan ondan sonra işte Bingöl'e giden, Diyarbakır'a giden başka şey konuşuyor. Elazığ'a gelenler yani para versen herhalde şimdiki dönem olsaydı muhtemelen böyle bir şey olurdu yani işte kebap yemekten ezilirdi falan. Çok olumlu şeyler yazmışlar raporda. İşte insanı mert, işte dürüst, düzgün, işte ahlaklı, bilmem ne, faziletli, mazretli. Siz biraz önce girişte hak etmediğimiz cümleleri de kullandınız. Onun gibi yukarıdan aşağı dizmiş. Yalnız bir şey söylemiş altta. Yani mesela ben o diğer şeylere daha dikkatli baktım. Bizimkinde demiş ki devlet şehri olabilir. Bu bizim bitişimiz mi, başlangıcımız mı? Çok bilemediğim bir şehir Elazığ. Yani Elazığ deyince benim aklıma bu geliyor. Evet. Devlet şehri olabilirden sonra herhalde devlet Doğu Güneydoğu'ya bir adım Elazığ üzerinden yürümüş. Yani batıdan gelmiş Doğu'ya. Doğu'da Elazığ üzerine koğuşlanmış. İşte askeri depolar, işte MİT bölge, 8. Kolordu Komutanlığı, birçok işte bölge müdürlükleri, fabrikalar, 60'ın üzerinde fabrika. İşte barajlar, marajlar, müthiş böyle bürokrasiyle ilişkisi. İşte bir Elazığ'la Ankara gittiğinde o hemşerim geldi deyip ayağa kalkanlar ve bizim o interlandtaki birçok il, mesela Tunceliler, Bingöllüler birçok sene biz Elazığlıyız diye batıda kendisini tanıttıkları bir il. Niye? İtibarı çok yüksek. İnsan, evet. İnsan değeri çok yüksek. Niye? Devletin vermiş olduğu bir misyon bu. Mesela bir zamanlar işte Karadenizli bürokrat mı çok, Elazığlı bürokrat mı çokun tartışıldığı dönemler olmuş. İşte Doğu Batı Orta Karadeniz'i kastediyorum. O kadar çok bürokratımız olmuş. Şimdi Karadeniz'in bir ilinin, bir ilçesinin bir köyü kadar bile bürokrat olmayan bir şehre evrilmiş bir Elazığ. İşte o devlet tabii o dönemde şeyi de kısmış. Yani bu iş yapabilme yeteneğini. Mesela şimdi Adana'da nasıl ki işte bu tarla, işte bu Çukurova'nın zenginliği, işte değil mi? Yani işçi, yani bir ilişki biçimi var. Şimdi bizde hiçbir ilişki biçimi yok. Sadece devletle ilişkim var. Kim kafasını kaldırmışsa gel köy hizmetlerinde başla demişler. Kim kafayı kaldırmışsa gel karayollarında işe gir demişler. Dolayısıyla bir memur şehrine dönüşmüş. İki kişi bir araya gelip bir iş yapabilme yeteneği ya da işte tek başına bir yatırım yapabilme yeteneği maalesef olmuyor. İşte Maraş'ta ya da Antep'te ya da Denizli'de yeni doğan birisi %10 hisseyle doğuyordur herhalde. Çünkü işte büyüyünce biraz otluyu motluyu da bitirince getiriyorlar. Şirketin başına %50'yi oturtuyorlar. Şimdi bizde böyle bir durum da yok. Peki Elazığ'da siyaset yapmanın eksilerini, i̇şte, artılarını biliyorum işte ama. İşte şimdi bu perspektiften siyaset yaparken çok zorlanıyorsunuz. Evet, yani olması gereken yerle olduğu yer arasında diyorsun ki ya işte bir zamanlar Doğu'nun incisi, işte Doğu'nun Paris'i, Doğu'nun en güzel şehri niye bu hale düştü ve buna sürekli çözüm üretmek zorundasınız. Dolayısıyla bu iş yükünüzü artırıyor. Mesela işte güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları, tehditleri falan böyle ortaya koyuyorsun. Güçlü yönünü onu biraz daha tetiklersin, daha düzgün bir hale getirirsiniz. Fakat bizde şey çok ters. Yani zayıf yönleri çok, tehditleri çok. Bunlarla ilgili sürekli işte plan projeler yapmak zorundasınız bir duruş. İşte Türkiye'ye entegre, Avrupa'ya ilişki hani bir yükselen bir değer. İşte kent estetiğiyle ilgili kaygılarınız, işte yeşil alanla olan ilginiz falan sürekli diri tutmak zorundasınız. Bu kez de iş yükünüz artıyor. Onun için böyle stabil belediyelerde başkanlık yapmak daha kolay. Yani mesela Kuşadası Belediyesi'nde işte bir turizm ilişkisi var. Siz onu hayatı kolaylaştırarak o insanların yaşam kalitesini yükseltebilirsiniz. Yani daha fazla turist çekebilirsiniz. Kuşadası Belediye Başkanı'na da sevgilerimi gönderiyorum. Aynen. Keza Bodrum'a öyle Kocadan'a. Peki başkanım. 2014'te şu an işte seçim sürecini yaşıyorsun. Bir sürü senden talepler de vardır değil mi? Doğru. Bir sürü. En çok talep ne? İş alımı, ekonomi üzerine değil mi herhalde? İş. Yani biraz hakikaten de ben de taban siyaseti yaptım. Yani biz 2014'te bunu yapmamıştık ama fark ettik ki yanlışmış. Sayın Erdoğan'ın da yaptığı o. Direkt taban siyaseti kesinlikle yapmış. Şuradaki bu orta
orta bandın aslında çok da bir önemi yok. Ne düşünüyor, ne diyor, evet, seni evet, istiyor evet. mu, istemiyor mu? Yani aşağısı seni istiyorsa, aynen, işte aynen. o %50 arkamda falan filan dediği kesimi söylüyorum. Bu tavan siyasetinde getirmiş olduğu bir takım tabii zorlukları var. Açıyor, taziyeme gel. Öbürü açıyor, düğünde olmalısın. Diğeri açıyor, işim yok. Öbürü açıyor, işte yolda kaldım. Böyle peki bir niye bir ümit olarak görüyor sizi? Mesela 3 örnek size okumak istiyorum. Çaydaçıra Mahallesi'nin muhtar adayıyım. Artık kapı kapı sizin adınıza oy topluyorum. Ahmet Tunal herhalde. Evet, Ahmet Tunal. Elazığ'dan efendim bu mesaj. Çaydaçıra Mahallesi'nin muhtar... Abi risk de bu yani bir muhtar açısından ama mertçe bunu açıklıyor. Bir, bu şehir ancak sizinle düzelir. Harputlu 85 rumuzuyla bir zat-ı muhterem. Sizi sabırsızlık ile başkanlık koltuğunda görmek istiyoruz. Güner Mert. Benim soyadımı taşıyan bir Elazığlı. Selam olsun. Bu arada... Bedriye Çetinkaya Lisesi öğrencilerinin tamamının gözlerinden öpüyorum. Kucaklıyorum onları. Çünkü onlara insan iletişim eğitim isimli bir konferans verdim. Başlarında kuş varmış gibi beni dinlediler ama sevgili müdürüm Mahmut Bey'di herhalde. Ondan ricamdır. Lütfen çocuklara soru sormayı biraz öğretelim. Soru sormadılar. Üniversitede nasıl durum hocam? Soru sorabiliyor mu çocuklar? Yani Türkiye eğitim sistemi sadece ilk öğretim kısmı, yani şimdi 4. sınıfa kadar olan kısımda bir problem yok. Ama 4. sınıftan sonra eğitim sistemi devreye giriyor ve çocukların bütün benliğini yok ediyor. Böyle bir sistem var. Müthiş, bunu bir profesör söylüyor. Evet. Harikasın hocam. Oysa ki bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Mubin'de 2 Taksim 260 bunu yazın. 2. surenin El-Bakara suresinin 260. ayeti. Sevgili hocam belki bilirsiniz. Diyor ki Cenab-ı Hakk'a, Rabbim ölüleri nasıl diriltiyorsun? Ve izgale İbrahim Rabbi erini keyfe tuhil mevta. Rabbim mevtaları nasıl diriltiyorsun? Cenab-ı Hak ona soruyor. Evelem tümin. Yoksa sen inanmadın mı diyor. Peygamber'e diyor Allah bunu. Peygamber devam ediyor Hazreti İbrahim. Galu bela. O bildiğimiz meşhur galu beladan beri inandım diyor. Galu bela, ben ezelden inandım. Velakin li yutma inne kalbi. Kalbim mutmain olmuyor. Hangimiz ölümle ilgili bir sorunu düşünmüyoruz ki? Aynen öyle de. Madem peygamber Allah'a soru soruyor, biz krallarına soralım. Cumhurbaşkanımıza da, başbakanımıza da, başkan adayımıza da korkmayalım, soralım ama... Sorunun da tabii ki bir estetiği, tahrik edici yanı, motivasyonu olmalıdır. Şekil ağda olduğu gibi diyelim. Hemen sorumuzu soralım o zaman. Elazığ'ın öncelikli problemleri nedir sizin gözünüzde? Üç tarafı sularla çevrili bir ilimiz olduğunu gördünüz zaten gelirken. Evet, gördüm. Hangi şeyle geldiniz? Karayoluyla geldiniz. Ben valla uçak bileti aldı, iptal ettim. Çünkü bu da bir skandal. Buradan ben Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlar Kurulu'na arz ediyorum. Yeni Başkanımıza arz ediyorum. Efendim buradan İstanbul'a gideceğim. Sabiha Gökçen'de 5 saat bekleyeceğim. Sonra Elazığ'a ineceğim. Bir buradan kalktım, oraya indim. Oradan kalktım, oraya indim. 4 defa stres yaşayacağım. Zaten stres var. İptal. Ben otobüste gittim abi. Ve kendi paramla gittim. Mücahit Bey'den de rica ediyorum. Gidiş paramı gönderin. Kömüran Köprüsü'nden geçtiniz. Evet, evet aynen oralardan geçtim. Yeni bir köprümüzün yapıldığını da fark ettiniz. Öbür evet. tarafa geçmiş olsaydınız öbür tarafta da Gülüşgür Köprüsü'nden çıkacaktınız. Yani iki taraftan köprüyle girilip çıkılan üç tarafı suyla çevrildi. Çaktırma, ilk gittim kusura bakma. Kusura... Bilmiyorum çok fazla ama sen başkan olursan sık sık gideceğiz herhalde. Evet başkan. Çok seviniriz. Buyurun. Ve göl olan Hazar, evet. Hazar Gölü. Sizi götürdüler mi bilmiyorum. Hazar Baba Dağı kayak merkezlerine falan. Bir gezebilme şansınız oldu mu? Böyle bir şehirde susuz ve yeşil olmayan bir şehrimiz var. Dikkatinizi çekmiştir. Gerçi sizin zaten dikkatinizi çekmiştir. Adana'dan gidince şimdi bizim orası size şey gelmiştir. Ağaçsız, gülsüz, çiçeksiz, böceksiz. Yo, mükemmel bir şehir. Bak benim dikkatimi paçacı Ziya'nın paçası. Ondan sonra yani reklama girmesin. Ya çok hakikaten lokmalar çekti abi. Ben mertçe söyleyeyim yani. Ben Boğaz'ımı çok seven ama
sabah namazdan hemen sonra da yürüyüş. 30 yıldan beri 5 kilometre yürüyen bir insanım. Ama bir yine başkana buradan, başkanım sizden ricam, eğer kazanırsanız mecliste söz sahibisiniz. Efendim bir yerde Sürsürü mahallesine rastladım. Sayın yeni belediye başkan adayımız da herhalde o mahalledenmiş. Abi Sürsürü yani kavram olarak bana çok sıcak gelmedi ya. Yani artık yurttaşız hepimizde. Sürsürü mahallesi olur mu abi, gözünü sevdiğim ya. Yani şu mahalleyi bir gözden geçir eğer başkan olursan. Olmazsa kazanacak kimse ona buradan arzu halimdir efendim. Evet, Sürsürü abi nereden doğmuş biliyor musunuz öyle bir mahalle olduğunu? Biliyoruz tabii. Tabii yani iyi keşfetmişsiniz. Yani çok güzel gözlemleriniz olmuş. Tebrik ederim öncelikle. Estağfurullah efendim, estağfurullah. Tabii işleri iyi olmayınca sürekli konuşmuşsunuz herhalde. Gelen gidenlerle sohbete evrilmiş sizin. Yani umarım beklediğiniz gibi olmuştur bu. Hiç olmadı çünkü Elazığ Belediyesi'nin personelleri, başta Enes Bey ve dahi o daha üstteki organizasyon olmak üzere, onlar ünlü zannedilen yazarlarla ilgileniyorlardı. Hatta Paçacı'da rast geldim Sayın İnançer Beyefendi'ye denk geldim. Onunla röportaj da yaptım. Abi onlar yazar da biz değil miyiz? Ya ben de meşhur bir adamım ama beni Paça'ya sen götürmüyorsun da niye ben gidiyorum? Niye ayrım yapıyorsunuz? Başkanım bu ayrımlar sizin zamanınızda olmaz. Olur mu? Olmaz tabii, olur mu? Bütün yazarlara aynı bakmak lazım yani, çünkü hepsi misafiriniz. Neyse, artık niye böyle ben iğneleyici sözler söylüyorum ki? Biz biraz... Elazığ'ın problemlerini anlatıyorduk ama başkanım. Ama bu tabii fuarcılık falan... bu tür fuarlar bizim ülkemizin problemi. Dolayısıyla evet. Bütün şehirleri de yakından ilgilendiriyor. Bizde de defalarca böyle benzer işte tarım fuarından kitap fuarına kadar, çikolata fuarından mobilya fuarına kadar şeylerde eksiklik oluyor. Biraz işte mekan problemleri, biraz tanıtım problemleri, biraz hani sadece yapmakla ilgili böyle hani bazen diyorsun ya işte diyorlar herhalde bir fuar yapmalıyız. Halbuki bu bir kültür. Yani tabii canım, kesinlikle. Mesela kitap başlı başına hakikaten kesinlikle. Bir kültür fuarı. Oradaki o öğrenciyle büyüklerin buluşması, o büyüklerin kitaplara bakarken ki böyle o nazik tutuşlarından çocukların etkilenmesine kadar ve sizin gibi değerli yazarlarımızın imza atarken çocuğa böyle direkt bir isminin sorgulaması, o çocuk ismini söylerken ki heyecanına kadar hakikaten bu bir kültür. Evet. Bu çocuklar böyle birkaç tane fuara gitseler, iki tane kitapçıya girip üç tane kitap seçmesini kendi başlarına becerebilseler büyüdüklerinde farklı bir formata evrilecekler. Dolayısıyla bu fuarların sadece böyle bir alışveriş merkezi böyle bakılmaması lazım. İşte mesela geliyor, işte mobilya fuarıysa işte getiriyor, mobilya satmaya çalışıyor. Ya da bizim mesela bu hemşehri günlerinden hani böyle Adanalıların da oluyor ya, şeyde, evet. Büyük şehirlerde tanıtım günleri. Oradaki o tanıtım günleri bir müddet sonra herhalde bir kaygıya evriliyor. Yani bir satış gününe dönüşüyor. Tabii bu da önemli midir? Evet. Yani işte mesela biz Elazığ günleri yaptığımızda İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ya da büyük şehirlerde işte o gelen Elazığlılar o ürünlere de dokunmak istiyor. İşte orjinden almak istiyor, peynirinden almak istiyor falan, leblebisinden almak istiyor. Ama bunun böyle ticari bir faaliyetten çok bir derin bir kültürünün olması lazım. Kesinlikle. Yani orada bir buluşma, orada bir kültürel kaynaşma, işte iş yerinde çalışıyorsa arkadaşlarına, mesela bizim Elazığlılar çok yapar. Evet. Elazığ'ı çok anlatır. Dolayısıyla bürokrasisinde çalışıyorsa, hangi iş yerinde çalışıyorsa böyle bu tür fuarlar işte gidip ya öyle gelin bakın işte sizi tanıştırayım, bizim kültürümüzle tanışın, yemeğimizle tanışın, sadece benden duymayın, bir dokunun, tadın falan. Böyle bu tür dibinde dip bir kültür barındırması lazım. Fakat bizim maalesef işte tanıtımından organizasyonuna ya da o düzenleyicilerin böyle sadece profesyonel bir bakış açısıyla işte yaptım, oldu, giriş belli, çıkış belli, sayı belli, işte ısındı mı, şu oldu mu, bu oldu mu'nun dışında bir kültürel bir yapısı maalesef olmuyor. Onun için bu Adana'nın da problemi bizimle. Başkanım, mecbur gündeme getirdim. Çünkü efendim özellikle kitap esnafının tamamı, tanıdığım için özellikle Elazığlı efendim Suat Turgut. Yani adeta bütün Türkiye'ye kahramanlarımızı tanıtan bir yazar.
Elazığlı kendisi. Onunla gurur duyuyorum, kucaklıyorum. Şu anda Osmaniye'de kendisi. Çok selamını söyle. Dedi ki özel olarak Yüksel'cim dedi, gündeme getir. Bu problemi, bu sorunu Elazığ'a yazık ettiler. Elazığ'a yazık ediyorlar dedi. Sevgili başkanım Mücahit Bey, bütün anormal mesajlar bende. Hepsini size cep telefonunuza WhatsApp'tan göndereceğim. Lütfen efendim bir bakın nerede hata yapıyoruz. Çünkü hata yapmak insana mahsus ama düzeltmek de erdemli bir davranıştır. Bu hepimiz için geçerli. Osmaniye Kitap Fuarı'nda da bugün sabah yürüyüşe çıktım. Efendim Sayın Kadir Karaya buradan mertçe. Ama bizi şimdi memleketimize de götürmez. Abi o peynirci Mehmet'in reklamı, sizin yaptığınız sevgili başkanım Ulu Cami'nin oradaki otantik ev, geleneksel Osmaniye evi yapmış abi. Otantik, evet. Geleneksel Osmaniye evinin tam yanında bir peynirci Mehmet var. Peynirci Mehmet'in reklam panosu o otantik evi örtmüş sevgili başkanım. Bir Osmaniyeli olarak utandım. Görmemeniz elbette normal çünkü bütün sokakları gezemezsiniz ama çok merkezi bir yerde. Şu an 150 yazar var Osmaniye'de, aman başkaları görmesin. Bir Osmaniyeli olarak sevgili Kadir Karaya bunu da iletmiş olayım. Güzel, evet, Elazığ, evet başkanım. Güzel geçiyor o zaman. Osmaniye hoş mu? Muhteşem gerçekten. Elazığ'da kültür sanat. Katılım nasıl? Muhteşem başkanım. Süper. Pırıl pırıl. Yani buraya geldim ya çok kaybım var yani. O telafi edeceğiz zaten sizinle. Bir an önce bitirelim. Elazığ'da kültür sanat. Birkaç cümle. Çok derin. Yani bizim Harput'tan kaynaklanan, dediğim gibi hani Horasan'dan Harput'a kadar uzanan bir derin yapının hani iz düşümü Harput denince, ama dikkat ederseniz şimdi günümüze yansıyan tarafı sadece işte kebapçıların olduğu, işte bazı türbelerle inanç turizminin sadece böyle geleneksel anlamda yürüdüğü bir sisteme dönmüş. Ancak Harput'taki sadece Harputlu yazarların 620 tane Osmanlı döneminde dev eseri var. 620 tane dev eser, üst üste koysan yazılan eserler neredeyse %25'ine denk geliyor. Yani çok müthiş bir ilişki ve fakat bir tane müzemiz yok. Yani bu kitapları sergileyebileceğiniz bir tane kütüphaneniz yok. Dolayısıyla bizim bu belediyecilik anlayışımızı bunun üzerine kurmuşuz. Yani biz Allah nasip ederse biz öyle diyoruz. Yani Harput'u yeniden dünyanın merkezi yapacağız. Elazığ'da spor. Bir spor adamı olarak. Biraz önce ifade ettiğim gibi yani Elazığ spor üzerinden dikkat etmişsinizdir. Genelde konuşmalar olmuştur. Çünkü uzun kaldınız. 15 kaç gün kaldınız? Abi ben 7 gün falan. 7 gün mü kaldınız? Genelde sporla ilgili konuşmalara da şahit olmuşsunuzdur. Biz hep Elazığspor birinci ligde kalsın isteriz, işte Süper Lig'de, birinci ligde. Fakat bu işleri böyle biraz daha dikkatli incelemek lazım. İşte mesela sanayiniz 20. ligdeyse bu burada olmaz. İşte turizm 25. ligdeyse, işte ekonominiz şuradaysa, işte altyapınız buradaysa bunu birinci ligde tutamazsınız. Yani bu, buna böyle bütünsel bakmamız, evet, bütünsel lazım. Ya getireceksiniz, doğru, ekonomiyi ikinciliğe çekeceksiniz, turizmi birinciliğe çekeceksiniz. Yani burada bir bant oluşturursanız, birbirine yaklaşırsa o sporda yürür, siyasette yürür, ticarette yürür, sanatta yürür, sanatçıda yürür. Herkes yürür yani. Sporcu çıkar, oradan üretim çıkar. Bu bir bant. Şimdi bizim genelde şehirlerde böyle bu tür işte ipin üzerindeki cambaz genelde futboldur. Korlar oraya, işte bunu birinci ligde tutun. Ben tutarım. Ya tutarsın ama para çalman lazım. Gideceksin sağdan canım soldan benim, bulacaksın, evet, getirip dibine koyacaksın. Evet tutarsın. Ama parayı çektin mi bu aşağı düşer. Ya da dediğim, ya ha bunun yanında sporu da tabii bilim buna da müsaade etmiş yani. İşte Brezilya'da, Arjantin'de birçok örnekler var. Onlar çekmişler sporu bir tarafa. Kendi içerisinde bir üçgen kurmuşlar. Alttan işte filiz lisansı koymuşlar. Bu yürümüş gelmiş burada profesyonel olmuş, satılmış. İşte bir döngüsü var. Burası ne olursa olsun bura etkilenmiyor. Niye? Kendi dünyası var. Bizde müsaade etmiyorlar. Bizde spor siyasetçilerin zeminidir. İşte atka asarak buradan siyaset üretmeyi çok severler. Ve genelde de işte bütün Türkiye'de spor bu anlamda kullanılır. Biz buna da çok farklı bir bakış açısı getireceğiz Allah nasip ederse. Abi kahveyi şimdi mi içersin, programdan sonra mı kahve ikram edeyim yenge? Şöyle olacak. Biz şimdi Tarsus'ta hemşerilerimiz bekliyorlar. Öyle mi? O zaman hemen kısa cümlelerle bitirelim. Elazığ'dan görünen Adana. Birkaç dakikayla daha çünkü tamam. Arkadaşlarımız da geldiler bizi götürmek üzere. Elazığ'dan görünen, hoş geldiniz efendim.
Elazığ çok özeldir Adana. Şöyle özeldir. Bir zamanlar Elazığ'ın İstanbul'u Adana'dır. Evden kaçanlar Adana'ya kaçar. Evet. Meşhur olmak isteyenler Adana'ya gider. Evinden ayrılanlar Adana'ya yerleşir. Bir zamanlar bizim İstanbul'umuzdu. Dolayısıyla burada Adana'daki Elazığ nüfusu çok fazladır. Yani kendi mahalleleri, kendi kültürleri kaldı ki işte bir saat önce de misafir olarak geldik. Kendi İlgi türkülerini... nasıldı başkanım? Çok güzeldi. Sayın Sözlü'yü de davet etmişlerdi. Tabii Sayın Sözlü'nün de kendinin ifadesi olduğu yolda arabayla sağ olsun bizi yemeğe götürürken dedi ki benim arkadaşlarımın yarısı Kadirlilidir, yarısı Elazığlıdır dedi. Çok güzel ifade etti. Dolayısıyla Elazığlılar da herhalde ona bir sempati duyuyorlar. Adana bizim için özel. Abi demek ki bir sevgi seyri bir hale oluşturuyorsun. Gerçekten şu anda da arka fonda Elazığlılar mı artık Tarsus'tan da gelmişler. Başkanı bölüşemiyorlar. Yani inşallah bu güzelliğe doğru gider. Bilal Çoban ve Vefa. Bir iki cümle. En büyük özelliğimdir. Yani ben bir türlü hayatımdan da birilerini çıkaramıyorum. Çok bu konuda yani eleştirilirim. Benim, evet. Yani çok zorlarlar, çok bilmem. Yani hani hakikaten ama bir çıkarınca böyle çok azdır, iki midir, üç müdür? Hani o da böyle zorluya zorluya falan. Hani kişisel ilişkiler anlamında söylüyorum. Onun haricinde benim eşeğe karşı da biraz ne diyorlar ona yani eşeğle bu ilişki kurma biçimde. Evet. Eşeğe karşı da vefam var. Hele şehirlere karşı müthiş vefalıyım. Yani hani ama bu en çok insanda ortaya çıkıyor. Ama şehir vefamız daha fazla herhalde. Zaten Bilal Çoban ve dostluk sorusunu hiç sormayayım. Yani dostluğunuz da herhalde kadimdir, kalıcıdır kesinlikle. Öyle de şükür olsun ki. Elazığ'ın tarihi ve talihi desem birkaç cümleyle. Harput'la yeniden şekillenecek. Çünkü Elazığ kuruluş bakımından yeni. Ancak Harput oldukça eski, kadim bir 5000 yıllık kültürü içinde barındıran bir medeniyet. Kendi içerisinde çok güçlü bir yapısı var. Dolayısıyla geçmişle gelecek arasındaki şu anda bulunduğumuz zaman ne geçmişi bugüne taşımış, ne bugünü geleceğe taşıyacak bir noktada duruyor. Evet. Aslında o entegrasyon süresini biraz daha olumlulaştırmak lazım. İşte dediğim gibi bunu tek başınıza eğer bunu sadece işte belediyecili bir imar gibi bir yol bir işte bir yapı gibi algıladıysanız zaten, evet. Hakikaten bunu işte 3 tane mühendisi hani bazen derler yani bu belediyecilik mühendislik işidir. Ben hiç katılmıyorum yani. Hiç bilakis mühendis olmayacak. Yani müdahale muhteşem etmeyecek. Yani sadece işte şurası uygundur denilecek. Mühendisler onu halleder. Yani mühendis getirir onu işte kent estetiğine uydurur. İşte şehrin beklentilerine falan bir türlü evirir. O onu çözer. Yani ya da getirirsiniz mesela bir proje yarışması açarsınız. Bunun için mühendis olmanıza gerek yok artık. Yani 100 bin lira fazla verdiniz mi dünyanın bütün mimarları gelir size en uygun çözümü önünüze serer. Siz bir tanesine karar verirsiniz. Jüri kurarsınız. O birini seçer. Ama bu kent yönetimleri, bu bürokrasi, yani bu şehir yöneticileri, valiler, duygusal zekalar çok yüksek olmalı. Yani empati yeteneği olmalı. Yani insanları algılamalı, anlayabilmeli. Yani ben işimi yaparım. Yani bazen olmuyor yani. İşte zaten şimdiki çıkmazlarımız da o. Yani getiriyor, hukuka uyduruyor. Ahlak kısmını boş bırakıyor. Yani hukuki mi? Evet. Ama ahlaki mi? Hayır. Getir bütün meseleleri yatır masaya, hiçbir tanesinin ahlaki olmadığını göreceksiniz. Nokta. Peki başkanım, Bilal Çoban'la Elazığ'da neler değişecek? Sayın Sözlü muhteşem bir rüzgarla geldi, bir şey değişecek, her şey değişecek dedi. Hakikaten Adana'nın çehresi değişti. Bunu kısmen Adanalılar görüyor. Periferisinde çok evet fazla hizmet yaptı. Ama başkan içte çok devasa hizmetler yapmadı. Herhalde gösterişi çok fazla sevmiyor başkan. O açıdan belki... Yani gösterişsel, böyle medyatik şeyler yapmadığı için sıkıntı olabilir. Ama periferide, ana çevrede muhteşem hizmetler yaptı gerçekten. Ne derece anlatabildi o tartışılır. Ama Sayın Çoban Elazığ'a başkan olursa ne değişecek? Bir iki cümle. Şey oldu, bana geçen böyle bir soru sordular. Dediler en büyük hani böyle projen nedir hocam dediler. Dedim ki bana oy verirseniz, daha sonra elim kırılaydı. Ya nereden de verdik dedirtmeyeceğim dedim. Yani muhteşem. En büyük projem budur dedim. Yeterli başkanım. Peki bir bilim insanı olarak günümüzde siyasetin dili?
Bunu çok sadece konuşulanları anlayabiliyorum. Henüz daha konuşmaya başlamadık ama bu siyasetin dilini bilmeden de bu siyasetle çok uğraşmamak lazım. Çünkü hani normal ideolojik çizgilerin dışındadır. İnanç temellerinin çok farklı bir noktasındadır siyasetin dili. Benim çok böyle alışık olmadığım, çok da alışmaya işin doğrusu böyle bariyer koymuşum bu canım siyasetin benim, diline. Evet. Çünkü ona kendini uydurdun mu başka bir boyuta geçiriyorlar. Yani önüne birçok seçenekler geliyor. Hani bunu sadece para olarak da düşünmeyin. Her an boyut değiştirebilecek birçok seçenekleriniz varken bu siyasetin diline uyduğunuz zaman, ama bir tarafta bir direnç gösterdiğinizde işte o değişimin belki tetikleyicisi o zaman olur. Yoksa bir türlü siz başkalaşıyorsunuz yani. Siz başkalaşırken nasıl bir değişim programı uygulayabilirsiniz? İttifakla ilgili Bilal Çoban'ın bir iki cümle yorumları. Gerekçelerini beğeniyorum. Tabii mantık itibariyle işte Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın hani üst akıllar üzerinden bakıldığındaki o tutumu, davranışı bana göre uygundur. Bu ittifak hakikaten hani milletin bir öbür türlü çok tartışılıyordu bu. İşte %9 alan, 19 alanların işte gelip iktidar olduğu, geri kalanların ne olacağı. Yani çok zamanlar %20 ile geri kalan %80'in öyle veya böyle yönetildiğine şahit olmuşuz. Şimdi Türkiye'de ne olursa olsun bir kere %50 artı 1'in iktidarı söz konusu. Dolayısıyla evet, bu ittifakların yeni cumhur sistemiyle birlikte kaçınılmaz olacağı zaten belli. Bugün işte belki büyük şehirlerde ittifak edilecek. Millet ittifakı tarafı bazı şehirlerde ittifak edecekler ama 2024 yılındaki seçimler artık herhalde yerel seçimlerde dahil olmak üzere yine böyle kutuplu ama ana ittifakların rol alacağı bir döneme evrilecek. Bu siyasal düzlemdir yani. Bitiriyoruz. Birkaç paylaşımınız ve mesaj var. İki de soruyla bitireceğim. Kavli karar, şanlı zafer diyerek yürüyoruz diyor başkan. Her şeyin en güzeline layıksın. Seninleyiz, yanındayız. Sen gönüllerinde başkanısın. Keyla Öztekkeli. Leyla mı acaba? Engelliler ile ilgili projelerinizi takip ediyor, destekliyoruz hocam. Sercan Turan beyefendiye sevgilerimizi gönderelim. Adana'da okuyorum. Öğrenci evimize misafir olun. Selami Akbaş. Güzelmiş. Evet. Elazığ kıymetini bil. Bilal Hoca'nın daha bu fırsatı ele geçmez. Başka Bilal Çoban yok. Lütfi Kara. Yav senin Allah'ına Gürhan. Gürban demiş. Büyük başkan, senin gibi bir insana oy vermek bir şereftir. Mehmet Berat. Evet. Sen kazan ki Elazığ kazansın. Nadir Demir. Tanıyor musun başkanım? Yok. Bunları? Babam, yolun açık olsun. Rabbim seni bu şehrin başından eksik etmesin. Canan Dere. Efendim, son sorularım hocam. Bilal Çoban genç siyasilere neler tavsiye ediyor? Bir kere ideolojik çizgilerini çok düzgün takip etsinler. Yani o çizgiyi yitirdiğinizde sizi böyle hazan yaprağı gibi sağa sola savrulurlar. Doğru bildiğiniz istikamette, günün konjektürel değişmelerine çok fazla ayak uydurmadan ama dikkatli takip ederek, yani her kurulan partiye koşturarak, her ışığa öyle veya böyle yönelerek bir pervaneler gibi dolanmamak lazım. Dolayısıyla kendi çizginize eğer dürüst ufka odaklanır, ileri doğru giderseniz gençliğin yapabileceği en iyi budur. Tabii bunu saplantı düzeyinde söylemiyorum. Evet. Çünkü zaten yeriniz muhtemeldir ki ruhunuza uygun bir yerdir. Bir kere ruhunuza uymuyorsa zaten orada durma şansınız yoktur. Çok kitap okuyarak, farklı ideolojilerin hani o temel felsefesini kavrayarak, buna Karl Marx da dahildir yani, onun Das Kapital'ini okumadan oradaki o güzel ahlakı yakalayamıyorsunuz. Yani getirip işte Peygamber Efendimiz'in işte İslam güzel ahlak üzerine kurulmuştur mantığından hareketle bunun uygulanış biçimlerini söylemiyorum. Yani siz bunu okumadan, etmeden, ideolojileri anlamadan, hani o kapital düzeni fark etmeden ya da işte özgürlükler noktasını, hani neyin özgürlük, neyin ihanet, neyin yani o çizgiyi doğru tanımlayamadan kendi duruşunuzu belirleyemezsiniz. Onun için genç siyasetçilerin mutlak bir şekilde kendini donatması lazım. Yani sizi takip edecekler. Siz Osmaniye'ye giderseniz oraya gidecekler. Elazığ'a gelecekseniz oraya gelecekler. Biraz sizden feyiz alarak, biraz orada yazarlarımıza dokunarak, biraz işte tiyatrodan, sinemadan, sanattan, spordan dem vurarak ama daha çok okuyarak, kendini ne iş yapıyorsa
en iyisini yapmaya çalışarak önce bir zemin oluşturacaklar. Sonrası geliyor zaten. Sonra. Başkanım, Allah'ım söyletiyor ne yapıyor Celle Celaluhu. Şimdi çok profesör konu kaldım. Ben ülkenin en marjinal insanlarını, düz insanlarını konuk alan bir insanım. 20 yıllık tecrübe var. Hakikaten farklı bir tadınız var. Çok yönlüsünüz. Çok teşekkür ederim. Özellikle çeşni sorular sordum ama ağzınızdan bal damlıyor. Keşke daha geniş bir zamanda inşallah konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sosyal medyayla ilgili de yüce halkımıza birkaç bilgi verir misiniz? Ne yapmamız lazım? Çünkü aldı başını gidiyor. Özellikle çocuklarımız çok önemli. Neler söylüyorsunuz? Tabii çocuklar konu olunca kontrolden bir kere çıkmamak lazım. Çünkü çok aldatıcı bir yönü, çok cezbedici bir tarafı var. Çocuklarımız evet. O dünyaya girdi mi normal dünyaya bile ayak uyduramıyorlar. Kaldı ki bir zamanlar Pokemon'un peşinden gitmişlerdi, bir zamanlar çizgi film kahramanlarının peşine gitmişlerdi. Şimdi daha dokunan, daha karşıdaki insanın neredeyse kim olduğunu bilen bir yapı olunca biraz daha gerçekçi. Dolayısıyla kendini ifade etmeye hakikaten iyi bir zemin. Ben de orayı ciddi ciddi kullanıyorum kendimi ifade ederken. Fakat bunun kontrolü bu büyükler için de geçerli. Artık internet sendromları var. Yani bu sosyal medya sendromları oluşmaya başladı. Parmak sendromları da dahil olmak üzere. Bunu yani ifrat ve tefrit işte. Yani peygamber, yani İslam'ın genel şeyidir. Yani bir şeyin azı veya çoğu arasındaki o dengeyi, o gri alanı, siyah ve beyaz arasında. Bu sosyal medyada böyle. Artık bundan sonra herhalde şimdi %7 civarlarında sosyal medya kullanım siyasette örneğin. İşte çok yakında artık buradan dünya dönecek. Geçen bir televizyonda izledim. Efendim ülke insanı 6 saat televizyon başında dizi vesaire falan filan. Efendim 3 saat gibi internet, sosyal medyayla ilgileniyor. 1 dakikada kitap okuyormuş sevgili izleyiciler. Muasır devletler seviyesini yakalamamız. Hani 7. asırda Hazreti Muhammed diyor, ilim Çin'de bile olsa gidip alınız. 21. asırda Mustafa Kemal hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. Kur'an bize estağfirullah ıkra, oku diyen bir kitap. Ama gel diyor ki halimiz bu. Keşke herkes hocam gibi okuyabilse, kendini ifade edebilse, örnek yurttaşlık sergilese bugün gerçekten Süreyya Yıldızı'nda olurduk belki ama bir gün Bilal Çoban Emir Hak Vaki olursa mezar taşına Rabbim ömrünüzü uzun eylesin, mutluluğunuzu daim ve kaim kılsın. Bir cümle ne yazdırmak ister? O nasıl bir soru aldı? Yani şunu hani şunu yazın demekten çok keşke böyle geriye dönüp de ne yazdılar diye bakmayı çok arzu ederdim. Canım benim çok güzel. Evet efendim. Bence bu daha güzel olur. Efendim başkan diyor ki sevgili kameramanım gençsin sen de gençlere, konuya, sahneye, seyirciye göre konuşlanmayın. Kendiniz olun, özgür ve özgür ağırlığınızı koruyun. En son hangi kitabı okudunuz? En son Harput'ta Ahçık diye bir kitabımız vardı. Bir Yücel Çakmak diye bir arkadaşımız yazmış, imzalamıştı. Evet. Üzerine türküler de yazılan bir kitaptı. En son onu okudum. Ben şu iki kitabı, özellikle benim yaşamımdan bahseden iki kitap. 150. baskı Atatürk'ten özür diliyorum. Benim yaşamım. Başkanım bu iki kitabı özellikle okumanızı rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sonraki konu kaldığımda Mert'çe soracağım inşallah. Şunlar da yengeciğim size. Kur'an-ı Kerim'in insanca çevirisi. Hiç para almadan Türkiye'de dağıttığım bir kitap benim. Matbaaya parasını ödemişim. Hanımefendiye veriyorum. Yasemin o konularla bunlar da çok ilgilidir. Ona denk geldi. Ayağınıza sağlık efendim. Çok hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Çukurova sıcaklığında sorularımızı sorduk. Çok teşekkür Kusurumuz ederim. Olmuşsa affola. Son cümleler. Çok mutlu oldum. Beni konuk aldığınız için, ilgi gösterdiğiniz için. Ne demek başkanım? Beni bulduğunuz için. Estağfurullah efendim. Çünkü hakikaten de böyle bir özel bir çalışma yaparak bana eriştiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi tanımaktan, Çukurova'da olmaktan çok mutlu oldum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Bütün Adanalı hemşerilerimize. Çok teşekkür ederim. İnsan demek eksi hata demektir. Birlikte olduğumuz zaman içinde hatalarım olmuştur. Olabilir. Bütün eleştirilere açık ve muhtacım ve muhtacız. Salı günü Mertçe Söyleşi programının konuğu Vav Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Coşkun Genç Bey olacaktır. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Elazığ'a sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Başkanla birlikte hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz.